Merhaba arkadaşlar, Python eğitim serimizin ilk videosuna hoş geldiniz. Bu videoda Python'ı ve Python'ı kodlayacağımız ortamın nasıl indirileceğini ve yükleneceğini göstereceğim. Direkt videoya giriş yapalım. Python.org'a giriyorsunuz. Google'a direkt Python yazarsanız çıkar. Buraya girdikten sonra şurada Downloads kısmı var. Buraya tıklayın. Daha sonra burada Python'ın en son sürümü var. İsterseniz buna direkt tıklayıp indirebilirsiniz ya da buradan Windows kısmına tıklayın. Eğer bilgisayarınızın bitini bilmiyorsanız, bilgisayarınızın bitini de şu şekilde öğreneceksiniz. Bilgisayarıma saatlik özellikler diyeceksiniz. Burada tam olarak şurada yazıyor 64 bit işletim sistemi. Yani benim bilgisayarım 64 bitmiş. Buraya geliyorum. En son paylaşılan sürüm. Buradan ne yapıyorum? 64 bine tıklayıp indiriyorum. Bilgisayarınız 32 bitse pardon, yanlışını indirdim. Şuradan Windows Installer'a tıklıyorum. Bilgisayarınız 32 bit ise 32 bit indireceksiniz. Bu bize Python'ımız, bir de Python'ı kodlayacağımız ortam olacak. Burada da direkt Google'a Visual Studio Code yazarsanız burada çıkan ilk site. Buradan direkt Download for Windows kısmına tıklayın. Bizi nereye atıyor? Direkt kendisi indiriyor. Başka özel bir şey nereden bakabiliyoruz? Bunun özel sürümü var mıymış? Şu an gözüme çarpmadı. Yo, aynı şekilde buradan da User Installer'dan 64 bit ya da 32 bit seçebilirsiniz. Direkt buna da tıklayabilirsiniz. Bu tamamen sizin şeyiniz. Direkt Python'ı kuralım. Python'ın yükleme dosyasına tıkladım. Bekliyoruz. Evet. Customize Installation'a tıklıyorum. File Launcher'ın hepsini tick olsun hepsinde. Next diyelim. Daha sonra bunu ortam değişkenlerini falan filan bu mutlaka seçili olsun. Bunu da seçin. Bu belki size de tıklanabilir olur, belki tıklanamaz olur ama isterseniz bu bilgisayarınızda birden fazla kullanıcı varsa onlar da bundan yararlanmayacağını belirtecek. Her neyse, direkt install'a bassanız bile bir şeyler oluyor, emin olun. Az önce onaylama yeri geldi. Bilgisayarda değişiklik yapmasına izin veriyor musunuz diye. O yüzden video siyahlaştı. Yüklemesini bekliyoruz. Yüklesin, ben geleyim. Evet, yükleme tamamlandı. Setup was successful. Direkt close'a tıklayıp ne yapıyoruz? Yükleyip yüklenmediğini anlamak için komut sistemine geliyoruz. Aramaya, bilgisayarımızın aramasına cmd yazıyoruz. Buraya geliyoruz. Buraya direkt Python yazıp Enter'a basıyoruz. Bakalım. Bu sizde çıkmayacak büyük ihtimalle. Ben daha önce konuda falan filan da yüklediğim için çıkıyor. Ama Python yazıp Enter'a bastıktan sonra şöyle 3 tane ok görmeniz lazım. Bu 3 tane oku görüyorsanız demek ki Python yeteri şey, yani gerekli şekilde kurulmuş demek. Hemen bir tane deneme kodu girelim. Print 3 artı 5 yazalım. Bakalım 8 yazdıracak mı? Print parantez içinde 3 artı 5 yazıp Enter'a basıyorum. 8 geldi. Demek ki Python'ımız kurulmuş. Ama biz tabii ki Python'ı istesek burada yazabiliriz. Burada yazmayacağız. Burada yazacağız. Çünkü bunun görüntüsü falan filan daha güzel. Bunu da indirmiştik. Bunun da yüklemesine tıklıyorum. Bekleyelim. Anlaşmaya kabul ettiğimizi söylüyoruz. Sonraki masa ötesi simgesi oluşturulsun. FAT'e yüklensin. Kod uygulamasını destekleyen dosya türleri için bir düzenleyici olarak kaydet. Buna da evet diyelim. Sonraki kur diyelim. Bunun da kurulumuna başlasın. Bekliyoruz. Kısa mı sürer, yavaş mı sürer? Gidiyor. Hadi oğlum. Durdurma videoyu. Adam. Evet, bunu da kurulunu tamamladık. Direkt bu uygulamaya çalıştırsın. Bitti diye. Tamam. Bu ders videolarının ikinci çekişim. Bunlar benzerlerini beraber yapacağız. İlki içime sinmediği için bunu tekrar çekiyorum. Tamam. İlk açıldığınızda böyle bir yerle karşılaşabilirsiniz. Başka bir yerle karşılaşabilirsiniz. O önemli değil. Buradan çarpıya basıp çıkabilirsiniz bu sekmeden. Ne diyor? Open file, open folder falan filan. Buradan direkt file diyorsunuz. New file. Daha sonra bunu bir yere kaydetmeniz lazım. ESC'ye basabilirsiniz ya da save'e basalım. Ah, direkt çıktı. Böyle yapmaması gerekiyordu.
Studio Code'a tekrar giriyorum. Save yapacağım. Save diye sormadı bana. Buradan File, Save As, nereye kaydedelim? Masa üstüne direkt kaydedelim. Masa üstü. Şöyle ders 1 nokta nokta koyup P'ye koymanız lazım şu şekilde ki bu bir Python dosyasına dönüşsün şu şekilde. Şimdi ben buraya print yazacağım. Şöyle print. Bu bunu tamamladı gördüğünüz gibi ama başka şekilde tamamladı. Hop, Python get started dedi. Biraz geç geldi, kusura bakmayın. Print. Mesela Python'ın bir fonksiyonu, print fonksiyonu. Bu bunu tamamlayabilir, tamamlayamayabilir. O yüzden bunun için pardon, o yüzden değil. Buradaki kutular var. Burada bu kutulara geliyorsunuz. Buraya Python yazıyorsunuz. Bu Python for Visual Studio Code. Buna install diyebilirsiniz. Buna install diyelim. Bu bunu indirsin. Bunu da indirebiliriz. Bu fark etmez. Bu tamamen kendi isteğiniz. Bu yazdığımız kodlar daha hızlı yazmamızı sağlayacak. Tekrardan ders 1'e geliyorum. Print. Print bu şekilde daha hızlı bir tamamlama yöntemi. Print dedik mesela bunlar bunu alacakmış. Print ne al, içine ne alabilir diye. Bu yüklediğimiz extensionlar sağlıyor şu kutularda. Yüklediğimiz Python buradan bu fonksiyon içine ne alacağını falan filan söylüyor. Falan gibi. Mesela bir tane integer alırmış gibi falan filan. Bu şekilde bunları gördüyseniz yani benle beraber gittiyseniz ve bunları gördüyseniz Python kuruldu demektir. Python kurulmadıysa bir sorun yaşıyorsanız yorum yazmaktan çekinmeyin. Teker teker ilgilenirim. İlk dersimiz burada bitsin. Öbür dersimizde biraz Python hakkında konuşalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize bakın. Görüşmek üzere.